Gizem Anıl, Gidenlerin Ardından. Birlikte çıktığımız insanlar yolun yarısını tamamlarlar ve farkında olmadan hayatımızı ele alıp aramızdan ayrılırlar. Ya çok sevmiş ya da hiç sevmemişsinizdir. Ama unutmamak gerekir ki o kişileri siz seçmişsinizdir. Öyle kolay değildir. Hayatımıza başka hayatları ortak etmek, kabullenmek ve kabullendirmek. Sevgi, sevilen kişiye sunulan bir armağandır. Kabul etmesi ve geri çevrilmesi önemli değildir. Önemli olan sizin sevginizi sunmuş olmanızdır. Her şeyi sevebilmek mümkün müdür? Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, hayatı irgelemeden, kuralları çiğnemeden sevebilir misiniz? Evet, sevebilirsiniz. Çünkü sevgi, siz sevdikçe yücelecek ve sevildikçe sizi yüceltecektir. Karşılık beklemeden yaptığınız iyilikleri, karşılığını vermeden size yapılan iyilikleri düşünelim. İllaki gözden kaçırdığımız, dikkat etmediğimiz veya üstünde durmak istemediklerimiz de olacaktır. Ne de olsa insanoğluyuz. Yaratılışımızda var itiraz. Hayatta her şeyin bir bedeli olduğuna inananlardan mısınız? Öyleyse sevmenin de bir bedeli olduğunu biliyorsunuzdur. Bedeli yine yeniden sevebilmektir. Hayatımızın her döneminde rastlaşmışızdır bir yerlerde. Aslında olup olmadık her yerde. Beraber yola çıktığımız ve hayatımızı paylaştığımız sevdiklerimizde. Her ne kadar hayatımızda varken görmezden gelip ertelediğimiz ama bir gün geldiklerinde ve o gün çekip gittiklerinde geri dönmesini beklediklerimiz. Sanırım her şeyin değerini kaybedince anlamakta üstümüz yok. İyi de neden her şeyin değerini kaybetmeyi bekliyoruz ki? Elimizdeki kıymetin değerini kaybedince anlamanın, yakınımızdayken ufacık kusurlara takılıp kalmanın ve çoğu şeyi unutmanın hayatımıza, hayatımızı ertelemekten başka ne yararı var? Tamam, hayatımızı erteleyelim yine, bildiğimiz gibi devam edelim. Ama sevdiklerimizi ve sevmeyi ertelemekten vazgeçmesini bilelim. Unutmayalım ki içimizdeki sevgiyi yaşatabilmektir bizi anlamlı kılan. En önemlisi hayata kazandıran.